Canlar dostlar hanımefendiler beyefendiler haber? Filmler ve Filmler 7. yılı ile birlikte sizlerle. Evet ben de bu 7. yılı birbirinden farklı film e, film listeleriyle sizlerle buluşturmak istedim. Bir anket düzenledik bilenleriniz bilir. E, bu anketi YouTube topluluktan ve Instagram adresinden sizlerle paylaştım ve bu anket dünyada en iyi 10 animasyon filmi seçeceğiniz bir anketti. Ankette 35 farklı animasyon film vardı. Benim seçtiğim ve bu animasyon filmler arasından sadece 3 tanesine sizlerin oy vermenizi istedim. Ve totalde 25.578 kişi oy verdi. Evet. Şimdi biz de bununla top 10 oluşturduk. Yani siz oluşturdunuz bu top 10'u. Bu top 10'u sayarken aynı zamanda benim de top 10'umu saymış olacağız. Yani sadece sizin oy verdiklerinizi değil, benim de en iyi 10 animasyon filmimi sizlerle paylaşacağım. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere dediğim gibi dünyanın en iyi 10 animasyon filmi listesi, sizin listeniz ve benim listem sizlerle. Bir sonraki yani yarın ve ondan sonraki gün dünyanın en iyi 20 dizisi ve dünyanın en iyi 20 filmi listemiz var. Onlar da önümüzdeki 3 gün. Klasik yani her sene 20, ayın 28'ine kadar 28 Temmuz'a kadar biliyorsunuz ki 28 Temmuz'da kurulduk. 28 Temmuz'a kadar 3 gün peş peşe video yayınlama e, ritüelimiz var. Bu artık gelenekselleşmiş bir şey oldu bizde ve bu videolar serisinde ilk gün en iyi 10 animasyon listesiyle karşınızdayım. O zaman hiç bekletmeden buyursunlar. 10 numarada IMDB puanı 7.8 olan Big Hero 6 yer alıyor. Zaten bu aslında bu listede kötü animasyon film yok. Sadece siz en iyi onu seçtiniz ve ben de kendi en iyi onumu söylüyorum. Big Hero 6 614 oyla listenin 10 numarasında yer alıyor. Benim 10 numarama gelecek olursanız sadece aranızdan 227 kişinin oy verdiği Rango filmi benim 10 numaram. Biliyorsunuz onu da Johnny Depp seslendirmişti. Listenin 9 numarasında 761 oyla Coco var. Pixar tarafından üretilen aynı zamanda biliyorsunuz Oscar'da en iyi animasyon film ödülünü de alan Coco sizin oylarınızla listenin 9 numarasında yer alıyor. Coco'nun IMDB puanı 8.4. Benim 9 numarama gelecek olursanız çocukluğuma gidiyorum. Evet çocukluğuma gidiyorum. Hangi film var? Benim 9 numaramda Finding Nemo kayıp balık Nemo. Evet çocukluğumda ilk gittiğim animasyon filmlerden bir tanesi olabilir. Yani Şirek ve Buz Devri'nden önce Finding Nemo'da ne güzel hatıralarımız vardı. Ben kız arkadaşımı daha çocukken lisede Finding Nemo'ya götürmüştüm. Millet romantik filme gider. Ben bu çok güzel animasyon film buna gidelim demiştim. Ve buna gitmiştik. Evet. <laughs> evet 8 numaradayız. 8 numarada Dreamworks'un ürettiği Madagaskar var. Madagaskar değil ama. Madagaskar arkadaşlar. Ben gibi <gülüyor> böyle <gülüyor> okumayın tabii yani. IMDB'si 6.9 ama bence bana sorarsanız yani yani 8 puanlara dayanmalıydı. Birazcık haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ama siz e, itibarı iade etmişsiniz gibi olmuş. 8 numaraya koyarak. Benim e, 8 numaranda hangi film var derseniz belki de birazcık şaşırabilirsiniz. Ama Wreck-It Ralph e, benim 8 numaramda yer alıyor. İzlemen varsa da artık yani. 7 numara. Yok o TRT'de yayınlanan dizi değil. <laughs> evet 7 numarada arkadaşlar Pixar'ın ürettiği bence en iyi filmlerden bir tanesi. Bunu da siz zaten listeye alarak e, aslında bir nevi ispatlamış oluyorsunuz. Ee, Pixar'ın Up isimli filmi. Up biliyorsunuz çok duygusal. Bir yandan eğlenceli bir yandan komik bir işti. Hatta Sogopa'nın Galiba şarkısına fan made bir klip de yaptıkları oldu. E, bu filmden görüntülerle. Youtube'da var, bulabilirsiniz. Benim 7 numaramda ise hangi film var? Megamind. Evet, bu filmi kesinlikle ben ilk ona koymam lazımdı. Ve 7 numarayı uygun gördüm. <laughs> Türkçe dublajı özellikle çok eğlenceliydi. Animasyon filmleri genellikle e, dublajlı izliyorum. Bilmiyorum. Çünkü bu işte iyiyiz galiba. 6 numara. How to Train Your Dragon. Evet, yani ejderhanı nasıl eğitirsin? IMDB puanı 8.1 olan bu yapımı arkadaşlar sizlerin oylarıyla 6. sıraya yerleştirmiş bulunmaktayız. Yani sonra serisi çıktı bunun. Yok ikisi, üçü falan derken birazcık boka sardı diyebiliriz ama bence kaliteli bir işti. İlki özellikle çok tatlı bir yapım. Ama benim 6 numarama gelirsek sizin 9. sıraya koyduğunuz Coco benim 6 numaram. Ve geldik 5 numaraya. Evet. 2001 yılında dünya sinemasına bence damga vurmuş en iyi animasyon filmlerden bir tanesidir. Hatta tek de olabilir. Okan Bayülgen'in, Mehmet Ali dublajda şov yaptığı bir iştir. Şrek. Ya öyle ki birçok repliği hala aklınızdadır. Eşeğin o tavırları hala aklınızdadır. Ben 2001 yılında sinemada izlemiştim bunu. Hatta hiç unutamadığım bir repliği var. Teşekkürler sabahlara kadar birbirimize fıkralar anlatırız. Sonra da sabah olunca ben sana böyle kaçarım. <laughs> Evet ama benim 5 numaramda şirek yok. <laughs> benim 5 numaramda canlar Kruz var. Evet Kruz ailesi. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü gördüğüm kadarıyla az oy almış. Ya beğenmediniz gerçekten ya da izlemediniz. Geldik 4 numaraya. 4 numara 1936 oyla. IMDB puanının 7.6 olduğu Kung Fu Panda. Evet gerçekten ilk filmi müthişti gerçekten. Devamları da iyiydi ama hiçbir zaman ilkini yerini tutmuyor biliyorsunuz. Ee, o yüzden siz de bu kadar oy vererek Kung Fu Pandayı 4 numaraya da yerleştirmişsiniz. Ama benim 4 numaram sizin 5 numaranız. Yani şurek. Evet listenin ilk üçüne geldik. Bence Pixar'ın yaptığı en iyi işlerden bir tanesidir. 2008 yılında vizyona giren bu işin IMDb puanı 8.4'tür. Ve sizden gelen 2600 oyla 3. sıraya yerleşmiştir. Hangi filmdir o? Hangi animasyondur o? Wall-E. Filmde ne ararsanız var, duygusallık var, komedi var, eğlence var. Yani bütün duyguları e, bir arada yaşayabileceğiniz, aynı zamanda çok da tatlı bir mesajı olan bir film. Ama benim 3 numaramda hangi film var derseniz sizin 7 numaranız. Yani Up. Heyecan Doruk'ta dünyanın en iyi 10 animasyon filmi listesinin 2 numarasındayız. 2006 yılında Walt Disney tarafından üretilen ve 3567 oyla 2 numaraya yerleşen yani sizin oylarınızla yerleşen film Cars yani arabalar. Tabi bunun devam filmleri de keyifliydi Kung Fu Panda'da olduğu gibi ama Cars'ın bundan sonraki filmleri birazcık sanki oyuncak satarız. Hani çoluk çocuk izliyor güzel oluyor falan gibi yapıldı. Hani biraz öyle olduğu gibi. Gerçi milyon dolar harcanan projeler bunlar. Türkiye ile kıyaslanamaz bile buradaki filmlerle ama e, birazcık tadı kaçtı ilk filmden sonra gibi. Ama siz tabi e, tadının kaçmadığını birazcık da kendi oylarınızla göstererek listenin iki numarasına yerleştirmişsiniz. Peki benim iki numaramda hangi film var derseniz eğer bakın 25.578 kişinin oy verdiği bu ankette sadece ve sadece 113 kişinin oy verdiği film benim iki numaram. O da Marianne Max. Evet, izleyenler bilirler. Bence dünyanın en iyi animasyon film listesinde ikinci sırada olmayı hak ediyor. En azından bizim için gibi bir durum var. Evet, geldik bir numaraya canlar. Belki de bu listede oy veren sizlerle beraber tek ortak noktamız bu listenin bir numarası. Yani dünyanın en iyi 10 animasyon filminin bir numarası bizim ortak noktamız. Oy vermeyenler hangi film olduğunu aşağı yukarı bence tahmin ettiler. 2002 yılında vizyona girerek tıpkı Şirek gibi ortalığı kasıp kavuran, yıllarca da bunu sürdüren film. Hangisi? Buz Devri. Evet. Buz Devri biliyorsunuz sit karakteri. Hanım hanım oynay benim yavrularım falan bir sürü replik. Hala dilimizdedir. Hala videosunu gördüğümüz zaman, bir yerde filme ne denk geldiğimiz zaman takılır, izleriz. Bence yabancıların Hababam sınıfı gibi bir şey bu. Yani <laughs> bize de etki etmiş olabilir. Hala takılır izleriz yani. Bu arada site hayat veren de gerçekten sevmemizi sağlayan hani karakterin tamam karakter eğlenceli komik de sevmemizi sağlayan Türkçe dublajında da yekta kopan şov yapmıştır. Ona da buradan selamlar, saygılar. Evet sizin top 10'unuz böyleydi. Benim top 10'umu da görmüş oldunuz. Diğer Oy alan ama top 10'a giremeyen animasyon filmlerin kaç oy aldığını da açıklama kısmında videonun görebilirsiniz. He diyorsanız ki eğer yahu bu anketler ne ara yapıldı biz hiç duymadık ne oluyor bu dünyada diyorsanız Youtube'da kanalın bildirimlerini açarsanız size de mesaj gelir. Aynı zamanda Instagram'dan da takip ederseniz bu tip anketleri video içeriklerine rahatlıkla dahil olabilir ulaşabilirsiniz. Seviliyorsunuz 7. yılımız kutlu olsun.